Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi, bayan yeleği, bebek yeleği, ırkalar, şallar, şapkalar yapabileceğiniz çok amaçlı ve kibar bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta beyaz ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bugün sizlere böyle 3-4 tane örneğini anlatmak istiyorum tam anlaşılsın. Bir örneğimiz için 3 ilmek, bir de bu örnekler için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Arası 3, örnekle beraber 4, 4, 4. Sadece kenarlarda ikişerli başlıyoruz, ortalarda üçerli. Şimdi zaten örneği anlatırken hemen onu anlatacağım. Yani normalde 4 ilmeğe ihtiyacımız var bir örneği için. Şimdi başlayalım. Ara ara örneğimizi göreceksiniz. Şöyle ilmeklerimizi attıktan sonra dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği alt ucuna yapıp arka yüzden modelime başlıyorum değerli izleyicilerim. Bakın kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ördüm. Bir örmeden alıyorum. Kenar olduğu için. Şimdi ortalarda yani normalde 3 tane düz örüyorum. 3 düz, bir örmeden. 3 düz, bir örmeden. 3 düz, bir örmeden. Kenarda ikişer tane. Başta ve sonlarda ikişer tane yapıyoruz. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi birinci sırama başladım. Örneğimizin. Ön yüzüne geldik. İkinci sırasına. Şimdi yine kenar ilmeğinden sonra 2 tane araş ördüm. Bu bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum yine. 3 tane araş örüyorum. Bir ilmeği örmeden yine alıyorum. İpim tabi arka yüzde bakın. 3 tane örüyorum haroşa. Bir tanesini örmeden. Yine 3 tane haroşa. Bir ilmeği örmeden alıyoruz. Yine 3, 2 haroşa. Kenar ve başlarda 2 tane. İkinci sırasını başladık örneğimiz. Şimdi üçüncü sırasındayım. Bakın üçüncü sırasında da yine bir iki tane önce düz örüyorum arka yüzde. Bu örmeden almış olduğum ilmeğin içinden bir doladım, iki tekrar bir ilmek çıkardım, toplam 3 ilmek. Yine arada 3 tane düz örüyorum. Bu işlemi arka yüzünde yapıyoruz. 3 düz. Şimdi bakın örmeden aldığım ilmeğin bir doladık, 2, yine bir ilmek, 3. Yine arada 3 tane düz örüyorum. Yine aynı şekilde bakın. 1 doluyoruz, 2, 3 ilmek. Yine 1, 2, 3. Bak şu şekilde. 1 doluyorum, 2, 3. Yine 2 tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bu işlemi arka yüzünde yapıyoruz. Şimdi ön yüze geldik, son sırasına. Son sırasına. Bakın şimdi modelimiz şöyle. Burada 2 tane haroşamız var. Bir tanesini önce örüyorum. Sonra bu bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Bir tane haroşa ile beraber önce onu sağa doğru örüyorum. Sonra ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeğimi de sola doğru bakın ikisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Arada bir tane haroşa ördüm. Şimdi yine aynı şekilde önce sağa doğru ortadaki ilmeği örüyorum düz. Şimdi de sola doğru. Yine bir tane haroşam var. Yine önce sağa doğru bir düz. Sonra da sola doğru. Yine bir tane arada haroşam var. Önce sağa doğru bir düz. Şimdi de sola doğru. Bir tane haroşa
ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın bir örneğim şu an bitti değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz bitti. Şimdi ikinci örneğimize geçiyoruz hemen. Aynı birinci sırada örmüş olduğumuz gibi bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeği örmeden. 1, 2, 3. Yine örmeden. Yine 3 tane düz örüyorum. Hep arka yüzden başlıyoruz bu modelde. Bir tane örmeden, 2 düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de tam tersi bakın. 2 tane ters ördük. Bir ilmeğimizi örmeden. Şimdi 3 tane ters. Bir ilmeği örmeden. Yine 3 tane ters. Bir ilmeği örmeden. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Şimdi ön yüzünü bitirdik. Arka yüze geldik. Arka yüzde yine bakın 2 düz örüyoruz kenar ilmeğinden sonra. Şimdi bu örmeden aldığımız ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Yine 3 tane arada düzüm var. Yine aynı şekilde bak. Üç tane düz. Hep örmeden aldıklarımız olan yani bir ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz. Son olarak aynı şekilde iki tane düz örüyorum. Şimdi ön yüzünde örneğimizin son sırasındayız. İkinci örneğimizin. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir tane araşa. Şimdi ne yapıyoruz? Bu 3 tane ilmek çıkartmıştık. Önce sağa doğru. Sonra ortadaki ilmeği örüyorum. Sonra da sola doğru. İkisini bir alıyorum. Arada bir tane araşa örüyorum. Önce sağa doğru bir düz, sonra da sola doğru. Toplam arkalı önlü sayarsak 4 sıradan oluşan bir örgü. Önce düz, ikisini bir alıyorum. Arada bir tane araşa ördüm. Bir düz ve ikisini bir aldım. Bir araşa. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Siz modelimi izlerken ben de sizinle beraber örmüş olduğum parçayı göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde harika bir örgü. Bebek örgüleri, bayan örgüleri dediğim gibi. Dilediğiniz, sevdiğiniz yerde kullanırsınız. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.